YouTube kanalımdan herkese yeniden merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şipşak 10 dakikada hazırlayabileceğiniz nefis ve görüntüsüyle sunumuyla harika bir tarif hazırladım. Arasındaki muzla birlikte çok güzel oluyor. Sizleri daha fazla bekletmeden hemen bu güzel muzlu krebin detaylarına geçelim. Karıştırma kabımın içerisine 2 tane yumurta ve 3 yemek kaşığı toz şekeri alıyorum. Çırpıcı yardımıyla yumurta ve şekerimi çırpıyorum. Ardından 2 su bardağı sütümü ilave ediyorum. Yine kullanmış olduğum bardak ölçüm 200 milim. Daha sonra 1,5 yemek kaşığı kakaom ve 7 yemek kaşığı da unum var. Onu da ilave ediyorum. Son olarak 1 paket vanilya ve 1 paket kabartma tozumu da ilave ediyorum. Bu malzemeleri şöyle güzelce çırpıyorum. Hem pişerken görüntüsünü istemiyorsanız böyle pütürlük, güzelce çırpalım. Ben böyle yaklaşık 5 dakika boyunca pütürlerin gitmesi için çırptım. Krep hamurumu güzelce çırptım. Baktım arada pütürcükler var. Size de göstermek istiyorum. Bu pütürcükleri istemediğim için süzekten geçiriyorum. Ve kıvamı daha güzel oluyor bu şekilde. Ocağımın altını açıyorum ve çok az sıvı yağ ile tavamı yağladım. Bir kepçe dolusu hamurumdan ilave ediyorum. Güzelce pişmesi için hamurumu eşit bir şekilde tavama yayıyorum. Benim tavam biraz küçük kaldı. Eğer daha geniş ve düz bir tavada yaparsanız daha güzel sonuç elde edersiniz. Ben biraz pişirirken zorlandım açıkçası. Üstü göz göz olup altı güzelce pişince ters çeviriyorum. Bakın tam istediğimiz kıvam bu şekilde. Krepleri pişirirken çok az yağ ile yağlıyorum. Daha sonra üzeri göz göz olunca ters çeviriyorum. Kreplerimi pişirdim. Benim bu ölçülerle toplamda 6 tane krebim oldu. Bakın pamuk gibi yumuşacık, asla kırılmıyor. Soğutmadan da yapabilirsiniz. Ben böyle hafif ılıyınca arasına çikolata sürüyorum. Kahvaltılık sürülebilir çikolatayı. Ve bir tane muzu da içerisine yerleştirip rulo şeklinde sarıyorum. Rulo yaptım ve şimdi istediğim boyutlarda kesiyorum. Bakın içerisindeki muzla birlikte enfes oldu. Arasına çikolata sürüyorum ve daha sonra bir tane muzla birlikte rulo yapıp sarıyorum. Daha sonra da eşit parçalara kesiyorum. Eğer videomun tam da bu kısmına kadar izlediyseniz kanalımın büyümesi için desteklerinize çok ihtiyacım var. Ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olup destek olursanız çok sevinirim. Yaptığınız her yorum, her beğeni benim için kıymetli. Hem videomu izlemiş olduğunuzu anlamış olurum hem de tariflerimin daha çok kişiye ulaşmasını sağlamış olursunuz. Destek veren herkese şimdiden çok teşekkür ediyorum. Muzlu krep sarmam artık hazır. Son olarak üzerini süslüyorum. Ben hazır çikolata sos ve toz antep fıstığı ile süsleme yaptım. Dilerseniz burada beyaz çikolata veya neyi seviyorsanız süslemesini o şekilde de yapabilirsiniz.
Muzlu krep sarmam artık servise hazır. Oğlum ve arkadaşı evdeydi. İnanın yaparken sabırsızlıkla beklediler ve çok beğendiler. Hem çok kolay, hem görseli çok şık, hem de çok lezzetli. Umarım siz de videomu izler ve beğenirsiniz. Bugünlük de videomun sonuna geldik. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Haftada güzel tarifler paylaşıyorum. Kaçırmamak için yandaki zil butonuna basmayı unutmayın. Başka bir tarifimde, başka bir videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.